Araya girmeyeceğiz. Tamam o zaman. İşler bitmiştir. Nasılsınız? Nasılsınız? Sağ olun. Bu iş daha kadar yani. Hemzede yıkın. Hemzede yıkın. Hemzede yıkın. Hemzede yıkın. Hemzede yıkın. Merhaba. Ya oğlu ile gerek yok ki bu anlatan. Yok zaten biz aynı yoldayız. Ya bırakın da sıcağı. Yani aslında gazetecilik çok değerli bir meslek demeyelim de aslında çok değerli bir görev toplum açısından, toplumsal mücadele açısından çok önemli bir noktada, çok değerli bir noktada. Bugün baktığımızda dünyada gazetecilik birinci güç olarak görülüyor. Toplumları harekete geçirebilecek, toplumları aslında yani isyana sürükleyebilecek, haksızlığa karşı dur diyebilecek noktaya getirebilir. Ama aynı zamanda toplumu susturabilecek, pasive edebilecek bir noktada da duruyor. Yani nasıl kullanırsan o şekilde işler. Biz daha çok aslında bu gerçekleri açığa çıkarmak, topluma ulaştırmak ve toplumun hakikatiyle buluşması için bir mücadele yürütüyoruz. Bunları yazıyoruz. Şimdi yerele gelmemin en büyük nedenlerinden bir tanesi aslında bu. Toplum dediğimiz, halk dediğimiz kesim yerelde. Yerelde ve o hakikati en çok yakından gören, izleyenler ve hissedenlerdir. O açıdan aslında bir gazeteci olarak yerelde olmamın, yereli sorunlarıyla ilgilenmemin daha doğru olacağını düşündüm. Niçin? Çünkü yani hem gazetecilikten gelen deneyim hem de toplumun hakikate yakınlığından kaynaklı ikisi birbirini yani tamamlıyor. Demek ki ez bavarım belki ez biçtudu sağlı biçtudu pey sağlı yer ve Kürt özgürlük mücadelesi rastı despekir vurda guhertin ki çey bu. Tübe guhertini de guhertin demedeci çey bu. Hengi hatta haza hatta notu dödöye notu sese vaki uzanın Kürdistan'a gerek gund hatın valakirin gündemeci yek şuha bu. En koçberi eser teyvun. Gündeme 17 kilometre merkezici düğüne. Yani sazede gündeki merkezici ne düğüne ama güvenlik tine diye gündeme valakirin. Hem hatın bajer çipi üstte. Hem dikarin çipkin. Gündeme para hem dikarin çipkin. Hem bajarı kodet karin çipkin. Hem bir bajarıyla çavet karin hizmet etkin. Ama ve vacip başkana kora o revabire kora meclise kora gele kora rüsipiye kora ama va pevudire ve ki uzanın en parti ki normal sisteminin es hatim eze veb kim eze veb kim ev ve sisteme demedenine hem sisteme ki kolektifin hem ve serihan nikarım için hem serihan inakin yani çünkü ev rehistname rehistin ki cüda hem eş başkanı xave meclis xave brüsipi xave sendikaya xave kurum xave mahalle xabatkarı xave hem dikarın çipkin çipi üstbe hem hevudira vi bajarı da serbikevin inşallah. Kayyum proteini tahribatı yani çok fazla aslında. Yani kayyumun kendisi aslında bir hak gaspı. Hak gaspı, irade gaspı, talan gaspı yani zihniyet o. Onun atamasının yani kayyumun gelmesinin temel nedeni bu olduğu için bir kere zaten insanların iradesine zarar verdi. İrade gaspı olduğu için insanların iradesine, kazanımlarına, geleceğine, hepsine zarar verdi. Bunlar en büyük zarar insanların iradesine müdahaleydi. Bir kere bu hizmetten bağımsız söylüyorum. Her şeyden bağımsız en büyük zarar iradeye dönük bir müdahale, bir saldırıydı. İkincisi Siirt'te yani kayyum neredeyse 8 yıldır değil mi başkan? Evet. 8 yıldır var. 2 dönem kayyum atandı.
neredeyse hiç hizmet yok. Yani caddeler, sokaklar, çukur, çamur ne kazıldıysa orada kalmış. Park araçların park yeri yok. Hiç yani çözülebilecek bir sorunken hiç el atılmamış. Aynı zamanda yine su sorunu var. Bakın mahallelere gidelim. Geçtiğimiz yaz dahi neredeyse 2 ay boyunca insanlar su görmedi. Tanklarla su taşımak zorunda kaldılar. Bütün bunlar kayyumun politikaları. Böyle işte imkanlar yok, koşullar yok. Bunu yapacak yani ya da bireyler yok demek çok yani çok yanlış. Çünkü kayyum insanları bir şekilde kayyum politikası insanları bir şekilde terbiye etmekti. Yani siz beni tercih etmediniz, siz bizi tercih etmediniz. O zaman bunun cefasını da çekeceksiniz. İzlenimini veriyordu. Yani pratik bütün pratik buydu. Ve bunu aslında Siirt halkına çok böyle bariz bir şekilde de yaptı. Her yönüyle hem şehre kaybettirdi hem de aslında geleceğe kaybettirdi diyebiliriz. Özellikle kadınların kazanımlarına. Kadın merkezinin kapatılmasının kadınlara yansıması çok olumsuz bir şekilde. Şöyle diyebiliriz çünkü gidebilecekleri, kapısını çalabilecekleri hiç kimse yok, yer yok. Yani nereye bir sorun yaşadığında nereye gidecek? Nerede kendini ifade edecek? Şimdi şiddet gördüğünde karakola mı gidecek? Emniyete mi gidecek? Savcılığa mı gidecek? Biz yüzlerce defa bunların haberini yapmışız. Karakola giden bir kadının nasıl bir muamele gördüğünü. Eşindir bir şey olmaz, babandır bir şey olmaz, kardeşindir bir şey olmaz, komşudur bir şey olmaz deyip eve gönderdiler. Gönderdiler bu kadınları. Bu kadınlar eve gittiklerinde nasıl katledildiklerini gördük. Savcının yine aynı şekilde hiçbir işlem yapmadan kadını tekrar gönderdiğini gördük. Yine kendini kendi ana dilinde ifade edemediği için karakolda evine gönderilip katledildiğini gördük. Derdini anlatamadığı için kendi ana dilinde işlem yapmadılar. İşlem yapılmadığı için kadının suç duyurusu alınamadı. Ya da belki de bilinçli yapıldı bu. Ama o kadın geri döndüğünde katledildi. Siirt de bunlara benzer yani gidebileceği devlet kurumlarında gidebileceği bir koşul yok. Çünkü zihniyet erkek zihniyeti. Zihniyet kadını kabul etmeyen, boyun eğmesini isteyen bir zihniyet. Bu açıdan kadınlar aslında kendilerini, mahallelerini, evlerine kapatmış durumda. Biraz da şöyle görüyorum aslında bir öz savunma olarak da görüyorum açıkçası. Bir süreç. Bu süreçte kendini koruyabilmek için mahallesinde evinde kalıyor, gerektiği yerde çıkıyor, açıklamadır, kadın eylemleridir, buna da yer alıyor. Ama daha çok açıkçası burada gördüğüm şey kendine bir savunma mekanizması oluşturmuş, mahallede evinde. Şimdi bu az önce saydığımız yoldur, yolların çamurlu olması, işte çukurlu olması, suyun olmaması bütün bunlar kadınları etkiliyor. Çünkü kadın evde çocuklara bakıyor, yemeği yapan o, çamaşırı yıkayan o. Bunlar olmadığında bunu dert edecek, bunu sorun haline getirecek, bunun çözülmesi için uğraşabilecek kişiler kadındır. Ama burada en büyük sivil itaatsizlik eylemleri yapılması gerekirken işte belediyeye gitmek, toplu bir şekilde imzalar toplamak ya da işte sivil inisiyatif almak gerekiyor ki ama kadınlar aslında kayyum politikalarını, devletin bu noktadaki politikalarını bildiği için ancak kendilerine dert yanıp kendilerine söylüyorlar. Biz mahallelere gittiğimizde bunu bize de söylüyorlar. Lütfen su gelsin, lütfen bu yolları çamurlardan kurtarın. Kayyum ne yani? Özellikle Kürdistan'ı ne kayyum? Yani AKP ataması yani beşin daha mantıklı ya. Yani hem kayyum de beşin sanki AKP jivedüre sanki ne navave işi de tişti usatı ne valim. Ava tişte heyi hami re bari çekilin cihatın şirakirin. Mesela parkın hene parkı hatına çekilin rastı mesela Orhan Doğan parkı ya gerçekten kuhayı be en azından sat insan kare tedavi yaptı. Her bir eve vali. Sincar Parkı heye, Mehmet Sincar Parkı heye aynen usta. Yani Minaki Usta Parkı ne zafın. Vakki Uzan'ı Çingu fabrikası gilvedi götürme mi vakin. Fıstık fabrikası ya mi vakin. Çingu fabrikası 5000 insan ütede karbike. Tızani vega güvenlikçi ilvedi.
başka beriye seçimi götün emir vekin vekin deh biz hep ki girişi vakirin pişti seçimi diysa deri kesin emir rejisyona dari güvenlikçi ya başka fıstık fabrikası güvenlikli bera o çingo fabrikası çıra ez ve havcet ki ez beşim yani mevcut beriye vegal sir sir kedu emeka hua fıstıkı hua çiftçilik hua mesela vaki uzanın maden ocağı hayal Şervan maden ocağı mesela beriye çarpen sal nesajım evkek şey bu nizin ki hevde hecde insanı mecane kadan ilo yedi kabetin ve deşiş dervettin nivi oş dervettin mesela evne koş şaredariye ilo nizin ki sat insan iş derve iş bacar ediyor anina adına sanki ilvedeti soruna iştine ilo Kurdistan'da da en heri bacarı pe iş sertiye ama karker bajar ne diye anin hat ne vedip kartini. İşte beri yani tışta mevcut imkanı derfete kua imkanı derfete kua serser piyasa kiniye. Yani sistem iş iktidarı tıştki ku işsizlik oranı kembike ya da ku tıştki usa asla. Lebele devlet olarak gerçekten biz tutusal bu herki bir ketiye bir susya sertere tık hizmet ne hatiyakirin? İlk yani aslında göreve başlayacağımız ilk gün kadın merkezimizi bir defa tekrar açacağız, hayata geçireceğiz. Kadınların kendini orada görebilmesi için, ifade edebilmesi için, gidebilecekleri bir yer, bir kurum olması için tekrardan Berfin Kadın Merkezimizi açacağız. Aynı zamanda kadınlar için kooperatif projelerimiz var. Hem sabundur, bıttımdır, aynı zamanda işte yöresel el sanatlarıdır, yine yöresel kıyafetlerdir. Bütün bunlara dönük bir çalışmamız var. İstihdam alanı açabilmek için bunlar var. Aynı zamanda aslında kadınların maddi, manevi, ekonomik olarak ve ruhsal olarak öz savunmalarını geliştirebilmek için projelerimiz de var. Bütün bunları işte yani göreve geldiğimizde hayata geçireceğiz ve bu noktada çok iddialıyız. Demi bu rikimev şaradari revabiliye tıpırskiri kame vari zamanda vari yani bacarı serti bacarı ki müzayika yani. Yani te havale mecine kirine demi bu rikimev havale Arap meclis amede belediye meclisi de cilgetine nahaji dedehne hevo afpres nakili beryavi ser belediye desteme de ser hem kurdi hem arabi hem türkî vegaji hecil ser nevisan diye men nevisan diye partiye men nevisan diye şaradare me beryam men nevisandını uy karo khabate vay kem hiçtin uy emi bıkavata hudu ya vi geli emi pek binin em kid beblabe ye oy daime oy ne daime. Em şaredar eve sertine, em şaredar eve sertibin. Ki verebildi. Ki verebildi makamı, imkan, derfet hebin. Evi daimin ne daimin ve işi bir vere pekanin. Ez ver rahat bizim serti. Dini ve ırkı ve mezhebi ve çit beblabe. Hevali mecinakirine. Em cinakirine.